Yeni yıla girdiğimiz şu saatlerde barış dolu bir dünya diliyorum. Ben genelde her yıl yeni bir yıla girerken bile 2023'e giriliyorsa ben emin olun 2040'a gireceğim. Çünkü son 15 yıldır 20 yıldır öğrendiğim tek bir şey var. Hiçbir şey değişmiyor. Standartlara dayalı bir yaşamımız var ve bu standartlar içinde hareket edemiyoruz. Çok hayallerimiz var, aynı yılbaşını yaşıyoruz. Çok zevklerimiz var, o zevkleri tadamıyoruz. Çok hayallerimiz var, hayal ne bilmiyoruz. Çünkü total anlamda hayallerimizle ilgili bir hiçbir şeyi düşünmüyoruz. Sadece cümle içinde kullanıyoruz ve bunun total adına hayal diyoruz. Hayalleri de genelde Türkiye'de ve dünyada herhangi bir ülkede insanların en büyük hayali çok zengin olmak. Çok zengin olur veya olamazsa piyanodan para kazanmak. Bildiğimiz bütün aksesuarları deniyorlar. Galatasaray bugün üst olur falan gibi. Dolayısıyla bütün seçenekler kolay yoldan seçiliyor. Ama bir yandan da olması da gerekir. Sonuçta da bunu kazananların hepsinde gördüğümüz şey oluyor. Ev alıyorlar. Bir şey olmuyor yani aslında. Ya bu kadar hayal sonuçlarında bir ev alıyorlar. Sonuçta temel konu metrekare. Metrekare şu anda bulunduğunuz alan, bulunduğunuz koltuk. Bunlar hep sizin metrekareniz. Konu metrekare mesafesi, metrekare tavrı, metrekare etkisi, metrekare duygusu, metrekare içinde yaptıklarınız, metrekare içinde hareket ettiklerimiz. Çünkü büyük bir metrekarenin içinde bu kadarsınız zaten. Dolayısıyla metrekare saçma bir şey. Metrekareler içinde ben bir kutum var, onu getireceğim. Bu da benim sürpriz kutum olsun. Bir magic yapmayacağım. Bunu da çevireyim böyle. Benim hayatım demeyeyim de hepimizin hayatı bir sperm olarak başlıyor. Hedef var. Milyonlarca sperm. Milyonlarca sperm durmuyor. Bir bakıyorsun ki arkadan birileri geliyor. Eyvahlar olsun. Bir savaşın başladığı tek an. Ve dolayısıyla yalnız bir kişinin sahip olabildiği bu başarı hikayesinde buradaki herkes çok başarılı. Onun için tebrik ediyorum hepinizi. Sonra durup dururken nereden düşüyorsak malum bir metrekarenin içine düşüyoruz. Ve ben de bir metrekarenin içine düşenlerdenim. Başarılı mıyım bilmiyorum. Belki de hala bazen espriler var bir yerlerde görüyorum. Benden sonrakine ayıp oldu. Belki o daha başarılı olabilirdi diye bir cümle var yani sperm olarak. İkinciyi tercih ederdim. Abi buyur geç rica ederim. Dolayısıyla hepimiz bir karenin içine düşüyoruz. Bir metrekarenin içinde yaşıyoruz. Bizim evin metrekaresi bu. Gültepe 1966 Salih Güngör düştü. Evde klasik metrekareyi belirleyen evin sıcaklığına hakim bir halı ve halının yanında koltuklar. Küçük bir mutfak aşağı yukarı 58 metrekare. Şoför babam İsmail Güngör. Hiç anlamadığım cümle. Ev kadını annem ev kadını. Hiç bu cümleyi çözememiştim ben. Ev kadını Kutlu Güngör, abim İbrahim Güngör ve ben Salih Güngör son üye, en küçük olan. Dolayısıyla ben evde öyle büyüyünce metrekarenin içinde, dolayısıyla bütün ailede Güngör soyadlı olduğu için ben koltuk Güngör, halı Güngör diye objelere isim takmaya başladım. Ya onlar da ailenin bir parçası sonuçta. Dolayısıyla hepsinde soyadı Güngör olmalıydı. Tabii ki duvarda da olmazsa olmaz bir şey vardı. Atatürk, ona da Atatürk Güngör diyordum, bilmiyordum. Aileden biri olarak bakıyordum. Dolayısıyla ev klasik, Türkiye'deki yaşadığım ev buydu. Yanında da Kur'an-ı Kerim. Böyle bir dünyada doğduğunuz zaman büyüdükçe bir merak duygunuz çıkıyor. Dolayısıyla bir şekilde o karenin içindeki sulu yemek kokuları, ne bileyim bildiğimiz tarzda evde çamaşırı çeviren annem, babamın gidip yok olmaları falan, yani böyle bir dünyada büyüyorsunuz. Ve hepinizin hikayesi bu yönde değerli olacağından eminim. Ya bu birey olarak anlattığım hikayeyi doğru bir sona bağlayacağımı umut ediyorum. Dolayısıyla merak duygusu, bir baktım ki dünyada bir metrekare var. Merak edilecek metrekareler var. İlginç metrekareler var. Her evin içindeki storyler var, hikayeler var. Dünya metrekarelerden oluşan bir kutuya sahip bir alan. Dolayısıyla bu alanda herhalde ilk tanıştığım şey abim sayesinde çizmek.
10 yaşın 8-9 yaşında karikatürle tanıştım abim sayesinde. Bir mizah dergisiyle. Abim de çiziyordu ara. Ve bugün şanslısınız ki pek çok karikatürcü geldi. Barbaros, Tarık Dolunay. Benim hikayem onlardan daha ters yöne gitti. Farklı yere gitti. Ama karikatür çizmek, beni çizime sahip olmak, bulunduğum metrekareden beni dışarıya taşırabiliyordu. Hayallerimi açıyordu. Bakış açımı değiştiriyordu. Bunların hepsinin artısı eksisinin ne olduğunu bilmiyordum. Sonuçta belli bir dünyanın içinde doğduğunuz zaman hayallerimiz sadece bireysel olarak içimizde gerçekleşen duygularla bir yere finalize oluyor. Bu karikatürü çizmem, çok çizmem, aşıktım. Bu kadar deli ruhlu bir adamın bu hale gelmesi iyi değildi. Aslında beni ilk defa metrekareden çıkaran o oldu. Çok çizmek, kağıtlara çizmek, yazmak. Ve bu metrekareden daha dışarıya kaçmaya karar verdim. Bu arada 10 yaşında gırgırda çizmeye başladım. 13 yaşında Çetin Emeş beni Hürriyet'e transfer etti. Babamın 3 yılda aramayacağı paraya ben transfer oldum. 13 yaşında iyi bir şeydi o. Ama anlamıyordum tabii ki. Yani hala öğrenmem gerekiyordu. Ustalarım vardı, abilerim vardı. Yeteneğimle de ilgili değillerdi. Ama ailem de yeteneğimle de ilgili değil. Ama babamın yeteneğimle ilgili olduğu tek an benim ondan daha fazla para kazandığım 13 yaş. Okuyordum, çalışıyordum. Galatasaray Stadyumu'nun orada şey yapıyordum, simit falan bir şey satıyordum. Bunlar boş hayal, yani parasızlıktan değil. Hep bir şey öğrenme savaşım var hala. Ya gideriz su satarız falan. Gideriz ekmek satarız, simit satarız. Önemli değil bunlar. Hayatta hiçbir acım için acı çekmedim. Çok da önemli değil. Sonuçta hikayenin içinde bu varsa bunun adam gibi hakkını vermemiz gerekiyor diye düşündüm. Yani acının da hakkını vermeniz gerekir, duygunun da hakkını vermeniz gerekir, yaşamanın da hakkını vermeniz gerekir, yaşamamanın da hakkını vermeniz gerekir, izole olmanız gerekiyor, izole etmeniz gerekir. Dolayısıyla standartları siz belirliyorsunuz, kimse değil. Sonra ilk evden kaçışım. Bu aşağı yukarı 7 yılı, geriye döndüm, flashback. Evden kaçtığımda evden sıkıldığım için kaçmıştım. Tek hayalim de futbolcu olmaktı, her Türk erkeği gibi. Çünkü amaçsız her Türk çocuğu futbolcu olmak ister. İyi mi? O zamanlar iyi değildi. Evden kaçtım. Evden kaçtığım tek elimde olan tek şey Coca-Cola şişesiydi. Bir Coca-Cola şişesiyle evden kaçtım. Beşiktaş'ta oturdum. Coca-Cola'nın o zaman böyle açma kapakları yok. Camı kırdım. Gece yarısı 3'e doğru artık acıkmıştım. Coca-Cola'yı içmek zorundaydım. 7 yaşında bir çocuğun veyahut da 7-8 yaşlarında bir çocuğun bunu niye yaptığını ben bile hala bugün bilmiyorum. Ama bu benim büyüdüğümde keşfetme ve öğrenme ve daha alan açma aslında oraya gelen bir şeydi. Coca-Cola'dan bedava çıktığı için eve döndüm. Bir şansım vardı. Çünkü evden Coca-Cola'nın gitmesi ciddi sorundur. O zamanlar Coca-Cola çok az giriyor, bir de muz hiç girmiyor. Onun için muzlara hep düşmanımdır ben. Komplekslerim hala var. Kariyer hayatına az önce baktınız. Kariyer koltuklardan oluşuyor. Kariyer hayatı benim de gelişti. Sonuçta bir mezar taşı var. Biz hepimiz böyle kutuların içinde yaşıyoruz. Ve karelerin içindeyiz. Ve karelerin içinde olduğumuz zaman da ne oluyor? Böyle biz insanlarız. Kendinizi hep bir kare kutunun içinde hissedin. Kendinizi iyi hissedeceksiniz. Şu anda ben burada bir kare kutumla yaşıyorum. Ve bu kare kutunun içinde konumlanmış, aynen kargoya verilmiş paket gibiyiz aslında. Hepimiz bireysel kendi kolimizin içerisinde bir paketiz. Ve bu paketin içinde olanlar sizin kenarda yazan etiket, içindekiler bölümü. Kendi içindekiler bölümünüzü iyi oluşturmanız gerekiyor. Bu sizin maliyetinizi, fiyatınızı, kişiliğinizi, duygunuzu, her şeyi bilecek. Yani yalancılık %20, sevgi %30-35 falan. Kendiniz için böyle bir etiket koyabilirsiniz. Keyifli bir şey bu. Yabancı dil biliyor. Dolayısıyla bu bir kutulama iş. Bir bantta yürüyüp devam eden ve sonunu bildiğimiz. Sonunu bildiğimiz dünyada çok ciddiye alacağımız fazla bir şey olmamız gerekiyor. Hayatımız böyle gidiyor, kutular arası. Kıtalar arası değil, kutular arası. Sabah öl 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 öl
akşam hölölölölöler, hep hayallerimiz var, tekrar hölölölöler, tekrar hayallerimiz var ama bu hiç değişmiyor. Ve diyoruz ki bir şey olacak, bir şey olmayacak. Siz de isterseniz olacak. Hikaye burası. Bir de successler var. Shutterstock kralları. Reklamcılık hayatım boyunca Shutterstock, mark hizmet verdiğim markalara diyorum ki siz Shutterstock'la çalışın. Fotoğrafçıya bütçeyi ayırmıyoruz, Shutterstock'la çalışın. Fikri ben buluyorum ama siz gene Shutterstock'a sorun, orada fikir vardır. Dolayısıyla böyle başarı işinde de iş adamları için bunlar vardır. Success, strateji falan, analyze, solution, process, objective, you did it, winner, zirvenin dağın tepesinde böyle adamlar falan filan. Yani ulan diyorum şu dağın tepesine ne zaman çıkacağız biz? Dolayısıyla genel bu iş hayatı, kariyer hayatında final şu oluyor. Başarı merdiveni var ya, böyle oluyor aslında. Adam hepsini yapmış. Ama sonuçta budur. Ya aradakilerin önemi yok. Ben size bir şeyi kariyerden vazgeçin demiyorum. Sadece gerçekle tanışın diyorum. Yoksa devam edebilirsiniz. Kariyer, abi bugün hedeflerim var. Şu adam akıllım. Onun pozisyonunu alırsam yürür giderim. Oraya gidersem 3000 maaşım 7200 olur falan. Bir de küsuratı var. Stopajlı olursa bilmem ne olursa daha küsuratı var falan. Zaten emeklilik, bir de emeklilik hayali var. Emeklilik, oturacağım kuzeye doğru. Keyif süreceğim. Öyle bir şey yok. Böyle karelerimiz var. Her şeyi kare düşünün. Bugün size ben kareci değilim ama kareyi anlatacağım. Şu anda oturduğunuz kareyi düşünün. Bütün bunlar size etkileyecek. Böyle şeyler, böyle şeyler ve gelecek. Ya kareden öbür kareye gidiyoruz ama orada daha rahatız gibi duruyor. Değil mi? Aslında aynısı yapılıyor. Hani bu yaşadığımız dünya var ya, meta. O da aynısı kopi. Ciddi misin? Hatta orada biz avatar yaratıyoruz, dangalak oluyoruz, kuş oluyoruz. Hepsini yapabiliyoruz. Uçabiliyoruz, kaçabiliyoruz. Erkeksem kadın giyebiliyorum. Dolayısıyla böyle bir dünyanın içindeyiz dolayısıyla. Dijitalliğin getirdiği bir şey. Bu arada sakın ha karşı değilim. Çünkü neden? Olması gereken bu. Normal. Değişimlerin etkisiyle finalde hayata nasıl bakmamız gerektiğinin sonucuna gelmek istiyorum. Hiçbir şeye karşı olmadım. İyi bir Instagram kullanıcısı değilim. İyi bir internet kullanıcısı değilim. İyi bir şey değilim. İyi bir pek çok konuda yeteneğim yok. Ali Erhan Tamer beni hep şikayet eder. Bunları yapmıyorum diye. Seni bilmeli, itmeli. Ben de diyorum ki bunların hepsini biliyorum. Ama bunun sadece gerçekçiliğine inanıyorum ve doğruluğuna inanıyorum. Ve bütün bunlarla birlikte bir sonuca gitmek istiyorum. Sonuçta her sene şunu yapıyoruz biz. 5 yılda bir. Beni kim yönetsin? Dünyanın en saçma oyunu. Her 5 yılda bir vatandaşlık gereği kim yöneteceğimize karar veririz. Çok aşağılık bir şey. Ben kendim için söylüyorum. Beni biri yönetsin, saygılar sunarım. Doğal olarak da beyinler buraya dönüyor. Eskiden sol lob, duygular, sağ lob bilmem neler falan vardı ya. Artık aplikasyonuz. Aşk lazım olsa onu açıyoruz. Gidiyoruz aşk, kapıyoruz. Öbürüne koşuyoruz, açıyoruz, kapıyoruz. Doğal olarak da aplikasyon bir dünyaya gidiyoruz. Bu gerçeği kabul ettiğimiz sürece rahatız. Metrekareler de böyle büyüyor. Önce tek başımıza yürüyoruz, sonra aile büyüyor, aile büyüyor. Arkadaşlarımız çoğalıyoruz, çoğalıyoruz. Ve aslında sorun daha çok orada büyüyor. Amacınız varken aman çocuğun geleceği, aman bilmem ne hep kaybettiğimiz bir hayatın içindeyiz. Aileyseniz konuşun bunları. Bütün bunlar sonucunda hayat ne? Nedir hayat? Nasıl bakacağız hayatın içine? Hayatı nasıl tanımlayacağız? Hayatın değerini nasıl anlayacağız? Hayat ne dediğimizde şu sonuç çıkıyor. Hayat bizim kararlarımızla doğan bir hayat kararımızla yürümeli. Sonuçta milyonlarca başarılı spermden bugün dünyada bir balonun gittiği bir dünya, öbür dünyada balon dolu. Yani başarılı spermler sonuçta balon oluyor. Sonuçta birey olarak bir metrekarenin içindeyiz. Ve bir metrekarenin içinden kendi beynimizle, kendi hayallerimizle, kendi şeyle şimdi bu kadar basit takılabiliriz.
Daha basit olmak istiyorsak daha yalın olmanız gerekiyor. Hızlı karar vermeyin, eğlenin. Basitleşin. Basitleştikçe büyüyeceksiniz. Ben hayatım boyunca büyük paraları kazanma sebebim tekti. Ve büyük paralar için bana hiçbir zaman büyük malzeme verilmedi. Benim çünkü tek elimdeki güçlü koz, bir kalem ve bir kağıtla bugüne kadar 5000'e yakın reklam filmi, 2 tane sinema filmi, kafe, bir şey yaptım ve muhteşem bir, İngilizcem çok iyi olmadığı için şunu da söyleyeyim. Kötü bir İngilizce ile 15 yıldır bir Fransız'a aşığım. Çımacı İngilizcesiyle bu başarıya ulaşmak kolay değildir. Ve şunu öğrendim, evlilikte aynı dili konuşmanız gerekmiyor. Aynı dili konuşursanız kavga ediyorsunuz. Öbür türlü empati devreye giriyor. Olarak da bizim 15 yıllık başarı hikayemiz tek nedeni basittir. Çünkü anlaşamıyoruz. Yani o bana bir şey sorduğunda I could lan. Could muydu? Was mıydı? Yani bu karşı tarafın sana duyarlı bakmasına sebep oluyor. Dolayısıyla size New York anılarımdan anlatmadım, Los Angeles'ı anlatmadım, dünyanın en büyük ajansında çalıştım sadece bir kağıt kalemle. 2,5 milyon dolarlık gizlilik sözleşmeden imza atarak attım kağıt ve kalemimle. Bende istenilen sadece bir kağıt kalem ve fikirdi. Bugün baktığımızda final ediyorum. Bu kutunun içinden bir elma. Kendinize şunu sorun. Kafanıza ağaçtan elma düştüğünde yer çekimini bulabilir miydiniz? Sevgilinizle sahilde oturuyordunuz. Geminin önce direğe göründü, dallama bir konu vardır ya. Gemi yürüyor. Dünyanın yuvarlak olduğunu anlayabilir miydiniz? Hamamdasınız, kurda suyun üstünde, suyun kaldırma kuvvetini bulabilir miydiniz? Düşünme şeklinizi değiştirmediğiniz sürece, alanınızı beyninizde aşamadığınız sürece, size söyleyeyim mi? Standart, gel git yalan, emekliliği bekleyen, kendinizin başaramadığınız çocuğunuzu zannedeceği, dangalak bir geleceğe hazırlı olun. Saygılar sunuyorum.